people in a show. All lined in a... Bugün çok değişik bir arkadaşla tanıştık. Adı Ayten. Ve 13 Nisan 2016'dayız. Güzel bir günde, öğleden sonra Safran Kafe Restorant'tayız. Ayten'imizin annesi Mine Hanım'ı görüyoruz. Ayten Mine Hanım'a çok mutlu oldu, besbelli. Onun kucağında ne kadar rahat. We just push on by. It's funny how hard we try. Take a moment to relax. Mine Hanım, bize Ayten'den bahseder misiniz? Ayten'den çok memnunuz. Küçücük aldık, 3 haftalıktı. Hediye geldi bize. Ondan sonra çok hanımefendi, çok canlı bir köpek. Çok iyi yaptık. Sadece elinizdekini şu an ne olduğunu çözemediği için. Annesini koruyor. Doğal olarak. Evet. Doğal olarak annesi Mine Hanım'ı koruyor. Evet. Mine Hanım nereden? Ben İzmir Güzelbahçe'deyim. İzmir Güzelbahçe'den. Burada mı oturuyorsun? Yazdığınız mı? Yok, böyle bir iş için gelmiştik. Şöyle bir dolaşayım dedim. Bu taraflara geldim. Hiç evet. Görmemiştim. Ne kadar güzel. Geldik, tesadüfen buraya geldik. İyi oldu. Safran Hanım iyi ağırladı. Mine Hanım, öğrendiğinize göre siz de restoran çalıştırmışsınız. Evet, 2 yıl nerede? Boyunca. Yalova tarafında. İzmir Yalova'da 2 yıl boyunca. İstanbul Yalova. İstanbul Yalova. Oo, İstanbul. Sonra kapattınız mı? Kapattım, çok yorucu. Çok. Bir daha da yapmayı kesinlikle düşünmüyorum. Kendinizi emekliye mi ayırdınız? Bir yıllık. Sonra? Sonra bakacağız ne başka yapalım. Bir iş yapacak. İnşallah. Ayten sizin hayatınızda nasıl bir yeri var? Topumuz. Ayten'in nasıl bir yeri var hayatınızda? Şimdi bu evin küçük kızı. Ondan sonra başka kızımız var mı? Var bir tane. Normal bir kızımız var diyelim. Üniversiteye gidiyor, ikinci sınıf. Fransızca öğretmenliği okuyor. Maşallah. O istedi kızı. Eşini seviyor mu o köpekleri? Çok seviyor. Demek Ayten iki sevgilisi var. Siz ve eşiniz. Aynen öyle. Eşiniz ne iş yapıyor? Şimdi orasını kapatalım çünkü. Kapattık. Yok. Ha, anladım. Ha, olabilir. Annesi. Yani olabilir. Özür dilerim. Önemli değil. Küçük evet. Kızımızın zaman zaman betona oturduğunu ve müşterileri seyrettiğini görüyoruz. Acaba birini mi arıyor? Sevdiği mi var? Seni gidi seni. Don't you wanna know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom with you. Don't you ever get lonely from time to time. Don't let the system get you. Big city life, me try forget my pressure eyes up, no matter what me try. Big city life, in my heart have no base. And right now Babylon dep on me case. Big city life, try forget my pressure eyes up, no matter what me try. Big city life, my heart have no base. And right now Babylon dep on me case. Ayten'cim, Safran Kafe Restorant'ta mutlu oldun mu? Beğendin mi burayı canım? Ayten Safran'a sık sık gelir. Değil mi? Mine annesi onu buraya alıp gelecek desenize. Hayır, saçları var. Şimdi arkadaşı var mı? Takıyor, çıkarıyor. Annesi arkadaşı var mı Mineciğimizin? Pardon, Ayten'ciğimizin. Pardon? Herkese arkadaş, herkesi sever. Herkesi sever. Hayır, sokağa çıkıyor mu? Yediği köpek çıkarıyorum. Çıkarıyor. Güzel bir şekilde. Ayten'ciğimiz kaç yaşında acaba? 7 aylık. Çocuğuz biz daha. Evet, 7 aylık canımız. Peki ne yer, ne içer acaba? Ben ne yiyorsam onu yiyor evde ya. Beraber. En çok sevdiği tereyağlı salça ekmek. Tereyağlı salçalı ekmek. Oo, baya modernmiş. Asortik desenize Ayten'ciğim. Değil aslında. Eski usulü. Annesi de modern. Annesi zaten modern canım. Annesi. Söylemeye gerek yok. Konuşurken bu arada bölgemizin en sevilen, en takdir edilen, en meşhur biletçisi geldi. Evet. Kendisi çok meşhurdur. Zaten isminden dolayı biletleri satar.
herkese kolay kolay bile satamazsınız. Ama o satar. Çünkü neden? Çünkü sevdirmiş kendisini. Evet. Onun adı neydi? Nazmi Çalışkan. Rasim? Nazmi. Nazmi Çalışkan. Oo, yakışıklı adammış be Nazmi. Eli her zaman bilet dolu. Cebinde para. Ayten'cimiz İzmir Güzel Bahçe'den geldi. Güzel Bahçe'nin güzel kızlarından biriydi. Onunla tanıştık. Safran Kafe Restorant'ta Güzel Çamlı'da. Ne zaman tanıştık? 12 Nisan 2016'da. Aşkımız böylece başlamış oldu. Bitmemesi dilekleriyle elveda Ayten'cim diyoruz. One by one, still we live our lives as if all this stuff survives. O curto começa, e ele pega o celular dele, e ele começa com conversinha, e mensagem pra irmã e mensagem pra irmão. E o curto acontecendo, e além de não prestar atenção, ele ainda atrapalha.